99%. We are the 99%. We are the 99%. We are the 99%. We are the 99%. Konuşmanın başlığını takarken ilk insandan günümüze dedik. Bu 100 bin, 200 bin yıl imiş gibi düşündürtebilir sizi. Aslında çok daha uzun bir süreç. %99'unu filan hiç bilmiyor da olsak 6 milyon yıllık bir süreç. Niye böyle? Çünkü İnsanın en yakın akrabası olan şempanze konuşmuyor. İnsan konuşuyor. Bu şu anlama gelir, şempanze ile insanın ortak atası konuşmuyordu. İnsan şempanzeden ayrıldıktan sonra konuşmayı geliştirdi. Bu da demektir ki şempanzeden yaklaşık 6-7 milyon yıl önce ayrıldığımıza göre son 6-7 milyon yıl içinde gelişen bir özellik. Ama dediğim gibi bunun %99'u hakkında hemen hemen hiç bilgimiz yok. Bu bir.
İkincisi, şöyle bir giriş yapmak gerek. Dil nedir? Konuşmak nedir? Çünkü denebilir ki hayvanlar da iletişim kuruyorlar. Kurdukları çok açık. En benim hoşuma giden örnek makak maymunları. Bu deneylerle hem laboratuvarlarda hem ormanlarda gösterilmiş olan bir şey. Makak maymununun 3 tane düşmanı var. Biri yırtıcı kuşlar, biri yırtıcı hayvanlar, biri de yılan. Biri havada, biri yerde, biri sürünüyor. Herhangi bir makak maymunu bu üçünden birini gördüğü zaman bağırmaya başlıyor. Bağırdığı zaman eğer bir kartal gelmişse çevresindeki bütün makaklar çalılıkların arasına sığınıyorlar. Kaplan geliyorsa bütün makaklar o bağırışı duydukları zaman ağaçlara tırmanıyorlar. Keza farklı bir bağırış duydukları zaman yine yılan olduğunu anlayıp ağaçlara sığınıyorlar. Bu belli ki bir tür iletişim. Makaklardan bir tanesi diğerlerini yılan diye bağırarak ikaz ediyor. Ama insan konuşması bunun çok ötesinde bir şey. Bir kere insan konuşması hayvanlarınki gibi o an somut olarak orada bulunan bir şeyden bahsetmenin yanı sıra geçmişten bahsedebiliyor. Gelecekten bahsedebiliyor. Plan yapabiliyor. Soyut, ne geçmişte ne gelecekte somut olarak mevcut olmayan şeylerden bahsedebiliyor. Sınırlı sayıda ses kullanarak sınırsız sayıda varyasyon, düşünce, ifade oluşturabiliyor. İnsan konuşması bu açıdan hayvanların iletişiminden farklı. Yani iletişim başka şey, konuşma başka şey. Peki, bir üçüncü kısa not, dillerin evrimi ifadesi iki ayrı anlama geliyor. Birincisi, insan konuşma yeteneğini nasıl kazandı, hangi evrim süreci sonucunda kazandı. İkincisi ise, evrim süreci sonunda diller ortaya çıktıktan sonra her bir dil nasıl değişir? Ne şekilde evrimleşir? Yani ilk dil, insanın konuştuğu ilk dil nasıl oldu da günümüzde mevcut olan 7000 dile dönüştü, evrimleşti? Bu soruların ikisi de bence çok ilginç. İkisini de şu veya bu ölçüde bugün tartışmaya çalışacağım. Ama hala yine her ikisi de o kadar tartışmalı ki ilginç bir örnektir. 1866'da Fransız Bilim Akademisi dilin nasıl ortaya çıktığı ve nasıl geliştiği hakkındaki tartışmaların yer almasını akademi bünyesinde yasaklıyor. Çünkü o kadar çok tartışılıyor ki yettiniz artık, bu konuyu kapatıyoruz demiş akademi. Dedim ya, günümüzde 6-7 bin dil var. Peki, ilk kimler ve niye, nasıl konuşmaya başladılar? Bilim insanları şöyle bir yöntem kullanıyorlar. Dillerin evrimleşme hızı aşağı yukarı biliniyor. Şunu biliyoruz mesela. Aynı toplum ikiye bölünüp, aynı dili konuşan bir toplum ikiye bölünüp bir daha aralarında hiçbir ilişki olmazsa yaklaşık 1000 yıl sonra ikisi ayrı diller konuşmaya başlıyorlar. Yani o ilk ortak dil 1000 yıl içinde bambaşka bir dil haline geliyor ve bu ayrılmış olan
ikiye bölünmüş olan toplumun iki yarısı artık bambaşkalaşmış, iki farklı dil konuşuyor. Bu hızı aşağı yukarı bildiğimiz için bir dilden 7000 dile evrimleşme kaç yıl sürer diye hesaplar yapılıyor. Bunların ayrıntısına girmeyelim. Bunlar tartışmalı şeyler dediğim gibi. Ama yaklaşık ilk bugünkü dillerin anası, ortak atası olan o tek dil 100 bin yıl önce kadar ortaya çıktı diye bir düşünce var. Farklı düşünceler de var. Bunun 150 bin olduğunu söyleyenler var. 350 bine kadar götürenler var. Ama dikkat edin. Modern Homo sapiensin, yani bizim ortaya çıkışımız tam da o dönemler. Tam aynı rakamlar. Homo sapiensin ortalama yaklaşık 200 bin yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyor. Dolayısıyla bu hesaba göre Homo sapiens ortaya çıkıyor ve dil çok kısa bir süre sonra veya hatta önce ortaya çıkıyor. Zaman, dönem aşağı yukarı aynı dönem. Bu Homo sapiens'ten önce konuşulmuyordu anlamına gelmiyor. Çoğu bilim insanı daha öncesinde proto bir dil, proto ilk demek Yunanca, bu konuşmada bir iki kere daha geçecek, bir proto dil var. Büyük ihtimalle bugünkü insan dilleri kadar gelişkin değil, büyük ihtimalle el kol işaretlerine, kelime oluşturmayan seslere filan dayalı. Onu ilk kimin konuşuyor olduğu da, yani hangi insansı ilk öyle bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyor, bunu da bilmiyoruz. Homo sapiens'ten hemen önceki atamız Homo heidelbergensis olduğunu düşünenler var. O yaklaşık 600 bin önce. Homo erectus olduğunu düşünenler var. 1.8 milyon yıl önce ve hatta Homo habilis olduğunu 2.3 milyon yıl önce düşünenler var. Onları bilmiyoruz. Bilmememizin şöyle bir nedeni var arkadaşlar. Biz şempanzelerden ayrıldıktan sonra 6 milyon yıl önce bugünkü şekilde konuşuyor olmamızı sağlayan İki unsur olabilir. Birincisi fiziksel, anatomik. Yani boğazın yapısı, dilimizin yapısı, boğazlarımızda yer alan larynx, yani ses kutusu. Bunun yapısının değişip bizim bu kadar çeşitli sesler çıkarabilmemizi sağlamış olması. İkinci unsur ise genetik. Yani beyindeki konuşmamızı sağlayan, konuşmaları anlamamızı sağlayan bölümler var. Bu bölümler ya değişmiş ya da yokken ortaya çıkmış olabilir. Ya da tabii bu gelişmelerin ikisi de gerçekleşmiş olabilir. Şimdi şöyle bir sorun var. Beyin, boğaz, boğazdaki yumuşak dokular, dil, bunlar fosilleşen şeyler değiller. Onun için bilemiyoruz. Şöyle bir bilgimiz var örneğin. Bu ses kutusu, larynx, şempanzelerde ve diğer gelişkin maymunlarda yukarıda. Yukarıda olmasının bir avantajı var. Bizimkine göre daha yukarıda. Öyle olduğu zaman nefes borusuyla yemek borusu ayrı kalıyor. Yani biz bazen ters yutarız ya, nefes borumuza yemek gider, boğulma tehlikesiyle karşılaşırız. Onlarda böyle bir tehlike yok. Bizim ses kutumuz aşağı inmiş durumda.
Ses çıkarabilmemizi sağlayan da bu zaten. Aşağıda olması gerekiyor. Ama biz şöyle bir tehlikeyle karşılaşıyoruz. Boğulabiliriz yemek yerken. Borular birleşmiş oluyor. Sonuç olarak bu larynx'in aşağı inmesi ne zaman oldu bilinmiyor. Fosil olmadığı için. Genetik olarak beyinlerimizde neler değişti keza bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz. 50 bin yıl önce ile 100 bin yıl önce arası dönemde Homo sapiens'e bir şey oldu. Niye bunu biliyoruz? Çünkü Homo sapiens'in dünyayı algılama, sembolik olarak düşünme yeteneğinde bir sıçrama olduğunu biliyoruz. Mağara resimleri bu dönemde çıkıyor. Süslenmek, deniz kabuklularına bir ip takıp boynuna bağlamak anlamında süslenmek, vücudu boyamak gibi sembolik şeyler, yani insan beyninin bir sıçrama yapmış olduğunu gösteren şeyler bu dönemde ortaya çıkıyor. 50 bin ile 100 bin yıl arası. Büyük ihtimalle konuşma yeteneğinin bugünkü kadar gelişkin olması o dönemde beyindeki değişikliklerle birlikte ortaya çıkmış. Ama kesin bilgimiz yok. Bir ilginç bilgi parçacığı var. O da şu. Bir gen var. FOXP2 bu gen. Bu gen maymunlarda ve şempanzede de var. Ama bizdeki mutasyon geçirmiş farklı bir FOXP2 geni. Bu genin konuşma yeteneğiyle ilişkili olduğu düşünülüyor. Çünkü bu geninde bir bozukluk olan insanlar konuşamıyor. Bu yine kanıt değil ama belki işte bu gendeki bir mutasyon bizim konuşma yeteneğimizle ilgili olabilir. İlk dil konusuna gelelim şimdi. Çok uzun zamandır insanlar böyle bir düşünceye sahip. İlk Alfredo Trombetti diye bir dil bilimci, çeşitli hem dil bilimsel hem başka türlü hesaplar filan yapıp ilk dilin 100 bin yılla 200 bin yıl öncesinde arası, 100 bin ile 200 bin yıl arası öncesinde ortaya çıktığını iddia ediyor. Ama dediğim gibi bunun daha eski olduğunu da düşünenler var. Şimdi arkadaşlar, ilk dil diye bir fikir aklımıza geldiği anda o ilk dilin nasıl evrimleştiği fikri hemen ortaya çıkıyor. Şöyle bir şey var. Biliyoruz ki insanlık, Homo sapiens 100 bin yıl, 70 bin yıl, 80 bin yıl önce ilk ortaya çıkmış olduğu Afrika'dan dışarı çıkmaya başlıyor. Şunu o zaman söyleyebiliriz. Afrika'dan 70 bin yıl önce çıkan insan grubu belli bir dil konuşuyordu. O zaman dil olduğunu biliyoruz. Bu çıkanlar dünyaya yayıldıkça dil farklılaşmaya başlıyor. O ilk çıkanların konuştuğu dil neydi? Bunu tabii ki merak ediyor insanlar. Çünkü Afrika dilleri dışında dünyanın bütün geri kalanındaki dillerin atası bu çıkanların konuştuğu dil. Bütün diğer diller o dilden evrimleşmiş olması gerekir. Ama 70 bin yıl önce, az önce söylemiştim, 1000 yılda bir dil tanınmaz ölçüde, bambaşka bir dil olmak ölçüsünde değişiyor.
70 bin yıl önceki dili nasıl ortaya çıkaracağız, nasıl bulacağız? Yazı yok tabii, söylememe gerek bile yok. Fakat bunu deneyen insanlar var. Şöyle, dünyada bugün konuşulan dillerin pek çoğu birbiriyle akraba. Dolayısıyla dil aileleri var. Örneğin bizim belki de en iyi bildiğimiz Hint-Avrupa dilleri var. İşte Türkiye'nin, Türkçe'nin dahil olduğu Orta Asya dilleri var. Bunun gibi 10-15-20 farklı dil bilimcileri göre dil ailesi var. Stanford Üniversitesi'nde bir dil bilimci, Roland Merritt, şöyle bir çaba içinde 1990'lardan beri dil aileleri arasındaki ortaklıkları bulup ilk dili ortaya çıkarmaya çalışıyor. O ilk dile de Proto Sapiens adını takıyor. Şimdi ekranlarınızda bir tablo görüyor olmanız gerek. Bu Merritt'in çalışmaların sonucunda ortaya çıkardığı Proto Sapiens dilindeki kelimeler tablosu. Hepsi değil. Hani tadımlık olsun diye koydum buraya. Şöyle bakın. Aşağı yukarı ortalarda bir sütunda bir ve parmak kelimesi. Bu pek çok dilde aynı kelime zaten. Rakam bir, bir de parmak. Bakın aşağı doğru en solda dil aileleri var. Aşağı doğru tok, dike, tak, tik, tok, dik, diki kelimeleri var. Buna benzer bir çalışma yaparak Merritt ortak kelimeler hepsinde ortaksa ilk atadan geliyor olması gerekir. İlk dilden, Proto Sapiens'ten geliyor olması gerekir diye düşünüyor. Çeşitli kelimeler üretiyor. Şimdi tablo, şimdi gördüğünüz tabloda ise hani aradan ben birkaç tane seçtim. Kelimeler var. Bakın parmak ve bir kelimesi için saymıştım az önce. Diyor ki Proto Sapiens dilinde tik, bir ve parmak anlamına gelir. Bilmem söylememe gerek var mı? Pek çok dil bilimci bunun çok afaki ve tamamen geçersiz olduğunu iddia ediyor. Ama böyle bir çaba olması da ilginç. Şimdi bu spekülatif bölümleri geçelim. İnsanın 70 bin yıl kadar önce Afrika'dan çıkıp bütün dünyaya yayılma sürecinde dillere ne oldu? Ona bakalım. Bu şu ana kadar anlattıklarıma kıyasla çok daha bilebildiğimiz, inceleyebildiğimiz bir konu. Afrika'dan çıkıyor dedim. Şimdi ekranlarınızda bu çıkışın haritasını göreceksiniz. Bu spekülatif bir harita değil. Aşağı yukarı biliyoruz. Çeşitli fosiller, kalıntılar filan sayesinde. Afrika'da kırmızı bir bölüm var. Homo sapiens 200 bin yıl önce orada ortaya çıkıyor. 100 bin yıl önce Afrika'nın kuzeydoğu kıyısından taşıyor, dışarı çıkıyor, göçüyor. 40 bin yıl önce Avrupa'ya varıyor ve en geç olanı da 15 bin yıl önce Bering Boğazı'ndan Asya'nın kuzeydoğu köşesinden Amerika'ya geçiyor. Bunlar tabii Donald Trump'ın akrabaları, ataları değiller. Bunlar Kızılderililerin ataları. Bu yayılma süreci sırasında ve sonrasında yaşananları ana hatlarıyla biliyoruz. Göçler devam ediyor. İnsan grupları
göç sonucu ayrı ayrı gruplar oluşturmaya başladıkça her bir ayrı grubun dili farklı evrimleşmeye başlıyor. Bin yılda bambaşka bir dil haline geliyor. Ama daha da ileri bir dönemde süreç daha da karmaşıklaşıyor. Çünkü insan grupları, topluluklar her zaman ticaret yapıyorlar, karşılaşıyorlar. Karşılaştıkları zaman bir şekilde iletişim kuruyorlar. Birbirlerinden kendilerinde olmayan kelimeleri ödünç alıyorlar. Şu veya bu nedenle beğendikleri kelime ve ifadeleri ödünç alıyorlar. Ayrıca savaşlar oluyor. İstila ve işgal süreçleri sonucunda toplumlar birbirine giriyor, diller birbirine geliyor. Son derece karmaşık bir süreç yaşanıyor. Bu günümüze kadar gelen bir süreç. İnsanlar her zaman göç etmiş. Şundan emin olabiliriz. Türkiye'de birkaç milyon Suriyeli göçmen var. Bunların Türkçe'ye katkısı olacak. Türkçe'de olmayan onlardan duyduğumuz kelimeler yavaş yavaş Türkçe'ye girecektir ve Türkçe'nin evrimleşmesine katkıda bulunacak. Bu dediklerimin güzel bir örneği ve iyi bilinen, en çok çalışılmış olan örneği Hint-Avrupa dilleri. Türkçe biliyorsunuz bir Hint-Avrupa dili değil ama Türkiye'de konuşulan dillerin pek çoğu öyle. Kürtçe, Ermenice, Yahudilerin konuştuğu Ladino, Rumca, bunların hepsi Hint-Avrupa dilleri. Hint-Avrupa dilleri sadece iyi bildiğimiz için değil, dünyanın neredeyse %50'si, dünya nüfusunun %50'si tarafından konuşuluyor olduğu için de ilginç. Şimdi bir harita göreceksiniz. Haritada ne kadar net görebildiğinizi bilemiyorum ama kırmızı çizgiler içindeki bölgeler ana dil olarak, birinci dil olarak Hint-Avrupa dilleri konuşulan ülkeler. Dikkat ederseniz Afrika ve Sibirya ve Çin dışında hemen hemen bütün dünya Hint-Avrupa dilleri konuşuyor. Şimdi az önce Roland Merritt'in proto-sapiens arayışını anlatmıştım ya, çok benzer bir şekilde ama daha gerçekçi bir şekilde ilk Hint-Avrupa dili hangisiydi, ne zamandı ve nerede oturuyordu bu dili konuşan insanlar diye çok çeşitli araştırmalar var. Daha gerçekçi çünkü tahminlere göre proto Hint-Avrupa dili yani ilk dil yaklaşık 4000 yıl önce konuşuluyor. O kadar da çok eski değil. Yine çok eski ama biraz daha makul. Böyle bir dil olduğunu biliyoruz. Çünkü bütün o Hint-Avrupa dillerinin arasında çok ciddi ortaklıklar var, akrabalıklar var. O değişim süreçleri hakkında çok ayrıntılı bilgilerimiz var. Bu ilk proto dili bulma çabası biraz daha gerçekçi. Şöyle ki şu anda o dildeki bir kelimenin, iki kelimesinin üretilmesini görüyorsunuz. Bakın çevredeki bütün kelimeler çeşitli Hint-Avrupa dillerinde iki kelimesi. Duo, tu, de, zwei filan gibi. Ortadaki bütün bunlardan yola çıkarak tahmin edilen proto Hint-Avrupa dilindeki iki kelimesi duo şeklinde. Bunun gibi düzinelerce kelime üretilmiş durumda. Doğru olup olmadıklarını hiçbir zaman bilemeyeceğiz.
ama ilginç bir çaba. Peki kimler konuşuyordu bu dili? İki tane teori var arkadaşlar. Bir tanesi yaygın kabul gören bir teori. İkincisi benim çok sevdiğim ama pek de kabul görmeyen bir teori. Kabul görmeyen teori, bu dili konuşan insanların, ilk konuşan insanların Anadolu'da yaşadığı. Çünkü biliyoruz Hititler bir Hint-Avrupa dili konuşuyorlardı. Yazı olduğu için Hititler de bunu biliyoruz. İngiliz bir antropologun teorisi bu. Anadolu'dan tarım göç yoluyla Avrupa'ya yayıldıkça kendi dillerini, ilk Hint-Avrupa dilini Avrupa'ya çiftçiler yaydılar. O sırada tabii Avrupa tamamen avcı toplayıcı insanların yaşadığı bir bölge. Tarımla birlikte ilk Hint-Avrupa dili de yayıldı diyor bu antropolog. Hoşuma gidiyor çünkü eğer bu doğru olsaydı büyük ihtimalle Çatalhöyük'te oturan 9000-8000 yıl önce oturan insanlar da bir proto Hint-Avrupa dili konuşuyor olabilirlerdi. Ama dediğim gibi bu teori çok yaygın kabul görmüş değil. Kabul gören teori, şimdi bir harita görüyor olmanız gerek. Bu haritanın merkez noktası Karadeniz'in kuzeyi, Rusya ve Ukrayna'nın bozkırları. Ve o insan grubunun Yamnaya kültürü adı veriliyor. Dünyaya yayılışı ve Hint-Avrupa dilini taşıyışı da haritada görünüyor. Nereden, niye bu daha yaygın kabul görüyor? Çünkü arkadaşlar, bu kültür at kullanan bir kültür. At bu kültürün hayatında son derece önemli bir yer tutuyor. Atla birlikte at arabası, tekerlek, eğer gibi atla ilgili diğer unsurlar için bütün Hint-Avrupa dillerinde bir kelime, birer kelime var. Anadolu'da ise 4000 yıl, 5000 yıl, 6000 yıl önce at yoktu. Ve at kullanan bir kültür yoktu. Dolayısıyladır ki bütün Hint-Avrupa dillerinde at ve atla ilgili her şey için kelimeler olduğuna göre ilk Hint-Avrupa dilini konuşan toplumunda at kullanan bir toplum olması gerekir. Dolayısıyla buna ek olarak çeşitli arkeolojik bulguların da verdiği bilgiler eklendiği zaman öyle görünüyor ki ilk Hint-Avrupa dili Karadeniz'in kuzeyindeki bir bölgeden ortaya çıkıyor. Peki bütün Avrupa'nın Basklar hariç Orta Doğu'nun önemli bir bölümünün yani İran, Ermenistan, Kürdistan, daha sonra da Hindistan, bütün bunların Hint-Avrupa dilleri konuştuğunu biliyoruz. Az önce gösterdiğim yayılma haritasında da buralar görünüyor ama tabii bir de Amerika ve Latin Amerika var. Belli ki oraya Hint-Avrupa dilleri bu Karadeniz'den yayılan insanların göç etmesiyle gitmiş değil. Başka bir şekilde gitti. Emperyalizm, İspanyol ve Portekiz emperyalizmiyle oraya gitti. Bu da beni son konuşmak istediğim konuya getiriyor. Şimdi arkadaşlar 19. yüzyıla kadar Avrupa dahil dünyanın her yerinde binlerce, on binlerce farklı
az farklı veya çok farklı dil konuşuluyor. Şu bölge bizimdir ve burada bizim dilimiz konuşulur gibi bir anlayış yoktu. Bu Avrupa'da bugün tabii ki bu bir ulus diye düşündüğümüz Fransızlar, Almanlar, İngilizler içinde geçerli. Fransa'da da Almanya'da da 19. yüzyılda ulus devlet kurulana kadar yüzlerce binlerce dil konuşulduğunu her fiziksel ayırımın, sıradağların, nehirlerin iki tarafında farklı, belki benzer ama birbirini anlayamayacak kadar farklı diller konuşulduğunu biliyoruz. 19. yüzyılda bir şey oluyor. Ulus devletler kuruluyor. Ulus devletler yeni bir egemen sınıfın çıkarlarını ifade eden bir şey. Yani sınır çiziliyor. Bu sınırın içinde biz varız, biz ticaret yaparız, biz vergi keseriz ve biz hepimiz aynı dili konuşuruz. Hem ideolojik olarak ortaya çıkıyor hem de palavra olarak ortaya çıkıyor. Şöyle ki bütün bu ülkelerde ulus devletleşme süreci bir milli tarih uyduruyor. Bir milli dil olduğunu söylüyor ve o dili bütün topluma eğitim yoluyla olsun, çeşitli başka yöntemlerle olsun dayatmaya başlıyor. Bu tabii tamamen mitolojik bir şey. Yani biz sınıfsız, zümresiz, kaynaşmış bir toplumuz ve tarihin başlangıcından beri böyle idik, kaderimiz ortaktır, tarihimiz ve dilimiz ortaktır ve hep ortak olmuştur. Bu tümüyle mitolojik, uydurulmuş, sonradan kaleme alınıp anlatılmış bir hikaye. Türkiye'deki tabii özellikle geç yaşanmış bir hikaye. 20. yüzyılda yaşanmış bir hikaye. Dolayısıyla Türkiye'deki farklı değil Fransa'da yaşananlardan. Ama geç yaşandığı için çok daha sert, çok daha dayatmacı, çok daha baskıcı bir şekilde uygulanmış. Ama hepinizin bildiği işte Türk Dil Kurumu'nun kurulması, güneş dil teorisi saçmalığının ortaya atılması filan, bunlar hep bu mitolojiyi yaratmanın araçları. Ancak burjuvazi ve ulus devlet ortaya çıktıktan sonradır ki dil bir siyasi sorun olmaya başlıyor. Öncesinde böyle bir sorun dünyanın hiçbir yerinde yok. Ama iki nedenle, birincisi devletler kendi sınırları içinde tek dil dayattıkları için, ikincisi de devletler işgal ettikleri, istila ettikleri, sömürgeleştirdikleri başka ülkelere tek dil, kendi dillerini dayattıkları için sorun olmaya başlamıştır. Çünkü her ülkede hem içeride hem de sömürgelerde egemenin dili dayatıldı. Sömürgelerde emperyal gücün dili dayatıldı. Dolayısıyladır ki kendi dilini konuşabilmek bir insan hakkı haline geldi. 19. yüzyıldan, burjuvazinin egemen sınıfı olmasından önce böyle bir sorun yoktu. Gelecekte de olmayacağını umut ediyoruz. Teşekkür.